Evet bu videoda Speak Out Intermediate kitabımızın 10. ünitesindeki report speech konusunu işleyeceğiz. Bir video biraz uzun olduğu için daha doğrusu konu biraz uzun olduğu için biraz hızlı konuşacağım videonun uzamaması adına. Şimdi bu videoda neler göreceksiniz? Bir defa report speech'in ne olduğunu, save and tell fiillerinin non-close'larda ve report speech'lerdeki kullanım farkını, Ayrıca report speechlerde e, mesela noun, pronounlar gibi veya tenseler gibi bazı e, değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bunların neler olduğunu, e, negatif ve pozitif report konuşmaların nasıl aktarıldığını, yes no questionler ve double yes nasıl aktarıldığını ve son olarak emir cümlelerin nasıl aktarıldığını göreceksiniz. Şimdi bu bizim e, kimmiş Oya. Bu da e, kim olacak? Ali olacak. Bu gördüğünüzde benim. Ve ben geçen hafta Oya ile bir yerde karşılaştım ve bir sohbetimiz oldu. Bu sohbet sırasında Oya bana dedi ki I am ill. Böyle bir cümle kurdu ve bunu kime söyledi? Bana söyledi. Ve ben şimdi bugün günümüzde şu anda bu Oya'nın söylediği cümleyi ne yapıyorum? Ali'ye aktarıyorum ve diyorum ki Oya said dedi. Neden past tense? Çünkü geçen hafta söyledi bunu. That she was ill bu cümleyi söyledi, bu olayı, bu durumu söyledi. Buradaki dikkat ederseniz, emine yapmışız, vaz yapmışız. Neden? Çünkü ben geçen haftaya atıfta bulunuyorum. Temel olarak reported speech bir kişinin söylediği bir şeyi bir başkasına aktarmak demek. "Oya told me that she was ill." "Oya said to me that she was ill." Burada dikkat ederseniz, say ve tell fiilleri var. Her ikisinin arasındaki fark şudur. Bir defa say fiilini herhangi bir şekilde nesne almadan, kime söylediğini söylemeden de aynen burada olduğu gibi gördüğünüz gibi kullanabilirsiniz. She said to me that veya she said that şeklinde kullanılabilir. Yalnız tell fiilini kullanacaksanız mutlaka şu nesneyi aldırmanız gerekir. Told me. Ondan sonra report speech'i yani non clause'u söylemelisiniz. That she was ill. Dikkat ederseniz buradaki that'lerin hepsi parantez içerisinde yani cümlede olsa da olur, olmasa da olur. Şimdi biz reported yap, e, speech yaparken yani birisinin söylediği, Oya'nın söylediği şeyleri Aliye aktarırken e, neleri değiştiriyoruz? Gördüğünüz gibi tense'leri değiştiriyormuşuz. Oya said that she was ill. I will be at home. Şimdi burada neyi değiştireceğim? Willi değiştireceğim ve would yapacağım. Yani tense'lerle modulların said olduğu için aktarma fiilim bir derece pastını alarak report speech'te değişikliğe gidiyorum. I can drive a lorry. Oya said that she could drive a lorry. Can'i de ne yapıyorum? Could yapıyorum. Aslında bu mantıksal bir değişim. Yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Ali, Oya ne zaman söyledi bunu? Geçen hafta söyledi. E ne zaman hastaydı? Geçen hafta. E ben şimdi ne zaman aktarıyorum Ali'ye? Şu anda aktarıyorum. Ve onun geçen hafta hasta olduğunu ifade etmem lazım. Başka örnekler verelim. Mesela I have lived in Aydın since 1999. Yani present perfect olunca ne olacak? past perfect olacak. Çünkü present perfect'in past hali adı üstünde present'ı past yaparsanız past perfect olur. Uh, I cleaned the whole house alone. Cleaned simple past tense. Oya said that she had cleaned. Yine past perfect oldu. Yani present perfect'in de simple past'ın da reported yaptığımız zaman uh, bir derece pastları her ikisinin de past perfect tense. I'm not reading a book. Oya said that she was not reading a book. Yani present olanı past yapıyoruz. I must stop smoking. Must modelinin doğrudan bir past formu yoktur. Dolayısıyla had to'yu kullanmamız gerekir. Modellerde biraz dikkatli olmamız lazım. Mesela should'un da herhangi bir şekilde past formu olmadığı için bunu değiştirmeden kullanıyoruz. Ve shouldn't stay diye yani hiçbir değişiklik yapmadan bırakıyoruz. Bunun gibi birkaç tane modelimiz var. E, should gibi, Might gibi e, değiştirmeden bıraktığımız modüller var. Yalnız must'a dikkat edin. Must'a ne yapıyormuşuz? Head to yapıyormuşuz. Başka ne gibi değişiklikler yapıyoruz? I live with my family. Oya said that she lived with her family. Zamirleri değiştirmemiz gerekiyorsa değiştiriyoruz. Neden? Çünkü bu aile onun ailesi. Kimin? Oya'nın ailesi. Yani dolayısıyla bunu mayı her yapmam gerekir. I made a cake for you. Oya bu cümleleri kime söylüyordu? Bana söylüyordu. Buradaki you kim oluyor? Ben oluyorum. Dolayısıyla Oya said that she had made a cake for me benim için yapmıştı. Ben bunları da kime aktarıyordum? Ali'ye aktarıyordum. My brother is not sleeping in his room. Kimin odasında uyumuyor? Kendi odasında uyumuyor. Oya said that her brother, my dediğimiz kim? Oya'nın erkek kardeşi, her brother was not sleeping in his room. Odasında uyumuyor. I love this book a lot. Oya said that she loved that book a lot. This book'u that book yaptık. I will not come here again. Not come, here again ne yapacağız? She would, will really would yaptık. Çünkü aktarma fiilim past. Would not go, come fiilini go yaptım. Here dediğim yeri ne yapmışım? There yapmışım. Bunların hepsi de tamamen mantıksal değişiklikler. Yani bunları ezberlemeye de gerek yok bence. Yani mesela bu cümleyi bana oya nerede kurmuş? Bir kafede kurmuş. Come dediği yer neresi oluyor? Kafesi, kafe oluyor. Here dediği yer neresi oluyor? Kafe oluyor. Ben bunu daha sonra Ali'ye aktarırken eğer evde aktarıyorsam der dediğim yer neresi olur? Kafe olur. E, go demem lazım çünkü oraya gitmek olacak. Gelmek fiili değil. Başka e, time expression'larımızı değiştiriyoruz. Bunlar için tek tek cümle yazmayacağım ama yine mantıksal olarak düşünelim. Last week demiş. Mesela e, bugün ayın 13'ü olsa, burası da ayın 6'sı olsa, tomorrow ne zaman oluyor? 7'si oluyor. O zaman buraya ben tomorrow diyemem. Çünkü tomorrow'la kastettiğim şey ayın 14'ü olur. Saçma olur. Dolayısıyla ne kullanıyorum? The day after, the following day. Yani bir sonraki gün. Yesterday, the previous day, the day before, last night yani geçen akşam dediğimiz yani ayın 6'sı ise ayın 5'i olmuş oluyor. Bir önceki akşam yani yine the previous night olması lazım. Now dediğimiz şey yani saat kaçta o anda konuşuyorsam ben odur. Dolayısıyla o zaman demem lazım. Then veya at the moment demeliyim. Two days ago konuştuğum günden iki gün öncesi yani two days before şeklinde söylenmeli. Şimdi question word, question'ları report ederken yani yes no question'ları report ederken şunları kullanıyoruz. Will you call me tomorrow? Yarın beni arayacak mısın? Oya asked if or whether I would call her the following day. Mutlaka ne kullanıyormuşuz? If ve whether'ı kullanıyoruz. Şurada söylediğimiz gibi. Did, did the team win the match? Kazandı mı? Oya asked if the team had won the match. Kazanıp kazanmadığını sordu. Bir önceki cümlelerimizde hatırlarsanız burada that vardı. That olduğunda zaten soru cümlesini aktarmıyor demekte Demek de bu. Burada that'i parantez içerisinde alabiliyordum. Yani kullanmasam da oluyordu. Ama burada if ile whether'ı kullanmak zorundasınız. Oya asked if I would call her the following day. Onu bir sonraki gün arayıp aramayacağımı sordu. Is your brother abroad now? Asked if whether... If or whether bir tanesini kullanacaksınız. My brother was abroad then. O esnada, o sırada, konuştuğumuz sırada yurt dışında olup olmadığını sordu. Bu arada bu cümlelerin sonuna isterseniz ornat diye de ekleme yapabilirsiniz. Olsa da olur, olmasa da olur bu ornat. Yani asked Oya asked if ya da whether my brother was abroad or not then bu şekilde cümlenin sonuna ekleyebilirsiniz. Did you have to do you have to stop smoking? Or asked me if ya da whether I had to stop smoking. Burada istersem ask'ten sonra mi yani bana sorduğu için mi koyabilirim, koymayabilirim. Çok sorun değil. Yani neticede zaten bunu ben Ali'ye aktardığıma göre bana sormuş olması gerekir. Çünkü biz ikimiz konuşuyorduk o esnada. Ama istersek o nesneyi de oraya yerleştirebiliriz. Eğer WH questionları yani yes no question değil de WH questionları aktarıyorsak yani what will you do tomorrow? Oya asked what I will I would do the following day. Dikkat ederseniz ne yapmışım? What will you do tomorrow? Soru cümle yapısı var. Yani önce yardımcı fiil gelmiş, sonra özne gelmiş, sonra yüklem gelmiş. Burada ise dikkat ederseniz önce özne, sonra yardımcı fiil ve sonra yüklem gelmiş. Dikkat edeceğiniz şey şu. Eğer WH question'ları aktarıyorsanız soru yapısını kullanmayacaksınız. Normal düz cümle yapısını olumlu veya olumsuz şekliyle onu kullanacaksınız. How did the team win the match? Oya asked how the team had won the match. Which country is your brother in? Oya asked which country my brother was in. Yani şöyle değil. Which country was my brother in değil. Which country my brother was in. How many books did you read last year? How many books? How many books I had read the previous year? Oya asked me, istersen mi koyabilirim, koymayabilirim demiştik. How many books I had re read the previous year? Şimdi emir cümlelerine gelince, emir cümlelerini report ederken aktarırken de şöyle aktarıyoruz. Don't smoke again for your health. Böyle bir cümle oldu. Oya told me. ''Warned me'' bu sefer parantez içerisinde değil dikkat ederseniz. ''Not to smoke again for my health.'' Burada bana böyle bir uyarıda bulunmuş veya böyle bir şeyi söylemiş diye doğrudan tell fiilini de kullanabilirim. Ya da buradaki içerik neyse uyarıysa eğer uyarı fiilini de kullanabilirim. ''Be here in time'' sanki bir emir verir gibi değil mi? ''Told ya da ordered me to be there in time.'' Please give me some money. Buradaki please rica ettiğini gösteriyor. Oya requested ya da told o da olur. Me to give her some money. Demek ki imperatiflerde yani emir cümlelerini aktarırken ne yapıyormuşuz? Full infinitive kullanıyoruz. Yani bu fiilin şuradaki gördüğümüz fiillerin full infinitive hallerini, tuğlu hallerini kullanıyormuşuz. Şimdi report speech'lerle ilgili bu kadar şey anlattıktan sonra bir de şunu söylemek istiyorum ki aslında report speech'ler birer non-close konusudur. Non-close konusudur. Yani report speech diye bir şey öğrenmeme gerek var mı? Aslında yok. Non-close'ları biliyorsanız report speech'leri de zaten biliyorsunuz demektir. Mesela Oya şöyle bir cümle kursa. İlk baştaki cümlemize geri dönelim. I'm ill. Oya said that she is ill diye aktaramaz mıyım? Yani illa da bunu vaz mı yapmak zorundayım? Hayır. Eğer ki ben Ali'ye bunu bugün aktarırken Oya'nın hala hasta olduğunu biliyorum ve Ali'ye de bunu söylemek istiyorsam ben bunu izle gayet normal bir şekilde aktarabilirim. Vaz dersem eğer şu anda hasta mı değil mi bilmiyorum demektir ama geçen hafta konuştuğumda hastaydı demek. Eğer izi kullanırsanız bu durumda şu anda da hasta olduğunu vurgulamış olursunuz. Mesela dese ki Oya fen öğretmeni olsa ve derste dese ki the earth is round bunu geçen sene söylemiş olsa ben bunu aktarıyorken was diye mi aktaracağım? Hayır. Kesinlikle is diye aktaracağım çünkü bu bir genel gerçek. Yani Oya told me that the earth is round ben bunu Ali'ye aktarırken was diye aktarırsam saçma olur. Doğrusu olması gereken to be fiilinin present haliyle burası aktarma fiilin past olduğu halde bunu değiştirmeden aktarmaktır. Dolayısıyla bir önceki cümlelerinize geri dönerseniz aslında oradaki bir derece past tenserini alıyorduk yapaktırırken buradaki fiilin past olduğu için aktarma fiilim. Aslında onların hiçbirini past yapmasanız, present halde bıraksanız veya neyse o halde bıraksanız yani aslında yine de doğru olması gerekir. Sadece anlam biraz değişir. Şimdi I, Ali said şöyle bir örneğimiz olsa, birkaç tane örneğimiz var burada. Ali said I closed the door an hour ago. Burada e, isterseniz videoyu durdurabilirsiniz alıştırmalar esnasında ama ben açıklamalarını da yaparak, e, cevaplarını da vererek ilerleyeceğim. Ali said I closed the door an hour ago. Neleri değiştirmeniz gerektiğini de sarı renkle işaretledim. Ali said that he closed the door an hour before. Burada ayı e, sarı yapmamışım. E, he diye değiştireceğiz tabii ki. Had closed the door an hour before. Ali said to Ayşe I will invite you to my birthday party next month. Ali said to Ayşe ya da Ali told Ayşe that he would invite her to his birthday party to the following or to the next month. Burada niye her yaptık? Çünkü you dediği kişi kim? Ayşe. Ali said to Ayşe, why are you crying so much? Ali asked Ayşe, why she was crying? Pardon, burası was olacak was was crying so much. Ali said to Ayşe, please help me with my homework tonight. Burada neydi? Emir cümleleriydi. Rica ediyor. Ali requested ya da belki begged, yalvardı Ayşe to help him with his homework that night. Buradaki alıştırmaları dediğim gibi videoyu tekrar başa döndürüp veya e, durdurarak takip edebilirsiniz.